Beşinci maddenin plan bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler... Konya Büyükşehir Belediyesi 2021 yılının ilk meclis toplantısını Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenledi. Başta sağlık çalışanlarımız, emniyet güçlerimiz, belediye başkanlarımız ve çalışanlarımız, vefa sosyal destek gruplarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın gayretiyle bu süreci en iyi yöneten ülkelerden birisi olarak öne çıktı. Özellikle şehir hastanelerinin açılması, yoğun bakım yatak sayılarımız ve sağlık altyapımız bu konuda bize çok önemli bir artı oluşturdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda 2020 yılı yatırımları değerlendirildi. Birçok konuda kararlar alarak ve merkezi hükümetle en iyi şekilde uyum içinde çalışarak bu sürecin sorunsuz bir şekilde dezenfeksiyondan sosyal yardıma kadar yürütüldüğü bir süreci, bir dönemi yaşamış olduk. Bir taraftan da projelerimiz devam ediyor. 2020 yılında Konya'nın uzun süredir üzerinde konuştuğu, artık herkesin gündeminde olan Karatay ve eski sanayinin taşınması konusunda çok önemli bir adım atıldı ve 4 etapta olmak üzere inşallah bu ay sonuna kadar tüm ihaleler tamamlanmış olacak. Böylece eski sanayi ve Karatay sanayinin taşınması konusunda bir adım atılmış oldu. Alaaddin Caddesi'nde düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Ve yine Mevlana Çarşısı'nın yıkıldığını, Altın Çarşı ile ilgili sürecinde inşallah 15'inde Sayın Bakanımızın gelişiyle o süreci de başlatmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkan Altay su tasarrufunun önemine dikkat çekti. Konya Ovası'nın suya ihtiyacının ne derecede önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Geldiğiniz yerlerde ne kadar şu anda kurak geçtiğini hepiniz biliyorsunuz. İnşallah bir an önce Rabbimden bol yağışlar, bereketli yağışlar diliyoruz. Ama burada şunu hatırlatmakta fayda var. Yağışın az olduğu da, çok olduğu dönemde de hepimizin yapması gereken şey suyu tasarruflu kullanmak. Çünkü bu bize atalarımızdan bir emanet. Çocuklarımız için bunu iyi korumamız gerekiyor. Bir taraftan da tarımsal üretimde suyun ne kadar önemli olduğunu korona döneminde gördük. Tüm dünya kendi kendine yetebilen bir ülke olup olmadığını tartıştı. Özellikle Konya tarımsal üretimde korona döneminde de çok önemli bir farkındalık oluşturdu. Sosyal yardımların yanı sıra eğitime ve esnafa yeni yılda da destek verileceğini dile getiren Altay, tarımsal üretime katkıya devam edeceğiz dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli önceliklerden birisi de kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırmak. Bunun için tarımsal destekler konusunda önemli bir çalışma yürütüyoruz. Sadece 2020 yılında 7 milyon lira değerinde fide, fidan, tohum ve tarımsal ekipman desteği sağladık. Ayrıca 2020 yılında 15 bin çiftçimize çeşitli konularda tarımsal eğitim verdik. Yine 2020 yılında KOP'la birlikte 12 milyon lira değerinde küçük ölçekli tarımsal sulama yatırımı gerçekleştirdik. Böylece 2014 yılından itibaren KOP idaresiyle birlikte yaptığımız toplam yatırımların tutarı 210 milyon liraya, fidan, fide ve tarımsal ekipman desteğimizde 45 milyon liraya ulaşmış oldu. KOSGE'nin milli ve yerli coğrafi bilgi sistemine geçtiğini hatırlatan Başkan Altay, 28 ilçemizde 380 kilometre soğuk asfalt çalışması yapıldığını aktardı. Merkez dışındaki 28 ilçemizde tüm altyapı işlemleri dahil olmak üzere 380 kilometre soğuk asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca başta prestij caddeler olmak üzere ilçelerimizde de 65 bin ton sıcak asfalt uygulamasını gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca ilçelerimize 30 bin ton bakım onarım malzemesi üretimi ve serim çalışması yaparak bu süreçte ilçe belediyelerimize toplam 575 bin metrekare kilitli parke taşı desteğinde de bulunmuş olduk. Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir dizi program için Konya'ya geleceğini de belirtti. Cuma günde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey, Konya'mızda ziyaretlerde bulunacak. Merkezde bulunan stadyum alanında yapmış olduğumuz millet bahçesinin temeli atılacak. Alaaddin Caddesi'nde yapmış olduğumuz cephe iyileştirmesinin birinci etabının açılışını, ikinci etabının taş koyma törenini gerçekleştireceğiz. Yine emlak konut tarafından yapılan bir caminin açılışı ve TOKİ tarafından gerçekleştirilen Meram Belediyesi, Meram Kaymakamlığı'nın temel atma törenini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Mevlana Çarşısı'nın temel atma törenini ve Altın Çarşı'nda yıkım işlemlerine başlamış olacağız.
Meclis toplantısına katılan AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ise "Biz hepimiz hizmetin kapısında duruyoruz." diye konuştu. Biz hizmetin kapısında duruyoruz. Hizmetin adeta kapıcısıyız. Biz 2021 yılında 2020 yılından daha büyük bir aşkla, daha büyük bir şevkle ve hizmetler noktasında çıtayı yükselterek bu işi yürüteceğiz diyelim ve yolumuza böylece devam edelim. Biz bu bayrağı bizden öncekilerden teslim aldık, bizden sonrakilere de teslim etmek üzere aldık. Ve teslim ederken eğer şurada "bu işi güzel yaptık" noktasında bir karar ve kanaat oluşursa gerisi hiç önemli değil.